Çok değerli basın mensupları. Bugün Ankara'da Almanya Dışişleri Bakanı dostum Heiko Maas'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezdik. Daha sonra Sayın Meclis Başkanımız tarafından kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımızla uzun derinli bir görüşme gerçekleştirdik. Basın toplantısından sonra kısa bir çalışma yemeği, daha sonra beraber İstanbul'a geçeceğiz. Yarın da biliyorsunuz İstanbul'da programımız var. Ve Alman Lisesi'nin 150. yılını birlikte kutlayacağız. Okulun açılışını birlikte yapacağız. Ben Heiko Maas'ı ülkemizi ağırlamaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle sık sık görüşüyoruz. İlişkilerimizi normalleştirmek için ve her alanda geliştirmek için birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz. Özellikle bugünkü ziyaretini önemsiyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte yoğun bir gündemimiz var. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız geçen hafta Almanya'daydı, Berat Albayrak. Yine Altmay Türkiye'ye geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz 28-29 Eylül'de Almanya ziyareti var. Ve hem Steinmeier'de hem de Madame Merkel'de görüşmeler olacak. Yoğun bir gündemi birlikte yaşıyoruz. Bugünlerdeki çabalarımız esasen Türkiye'nin son günlerde yaşadığı olaylar ya da Almanya'nın da maruz kaldığı saldırılarla ilgili değil. Geçmişte ilişkilerimizde çalkantılı günler yaşadık. Fırtınalı günler de yaşadık. İki tarafında keşke olmasaydı dediği olayları da yaşadık. Fakat biz artık o günlere dönmek istemiyoruz. Ve ilişkileri normalleştirmek için de Haydun'un önce Sigmar Gabriel'le yoğun bir çaba sarf ediyorum. Ve şimdi Heiko Maas'la bu kaldığımız yerden ilişkilerimizi normalleşmenin ötesinde daha iyi noktaya getirmek için birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi değerlendirdik. Ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik. Diğer taraftan konsolosluk meseleleri vardı, bunları konuştuk. Terörle mücadele dair birlikte işbirliğimizi nasıl güçlendirebiliriz, bu alanları değerlendirdik. Almanya'da 3,5 milyona yakın vatandaşımız var. Ve bunların önemli bir kısmı Alman vatandaşı. Ve aramızda önemli bir köprü oluşturduk. Şu anda burada bu salonda da Almanya'da doğmuş, büyümüş ve siyaset yapmış. Şimdi Türkiye'de siyaset yapan yine 3 tane arkadaşım var. Son zamanlarda Avrupa'da artan ırkçılığa karşı, yabancı düşmanlığına, göçmen karşıtlığına karşı birlikte mücadele vermemiz. Özellikle Alman hükümetinin ve Heiko Maas'ın Almanya'da ve Avrupa'da artan ırkçılığa karşı duruşunu takdirle karşılıyoruz. Ve son zamanlarda Alman toplumunun özellikle biz daha, yani çoğunluktayız, sayımız daha fazla diyerek bu ırkçı akımlara karşı ortaya koydukları kampanyayı takdirle karşılıyoruz ve bizim umutlarımızı arttırıyoruz. Bunlar aslında hepimizin karşı karşıya kaldığımız, tehditlerdir. Bu tehditlere karşı da birlikte mücadele etmemiz lazım. İkili ilişkilerimizin bundan sonraki seyri birlikte atacağımız adımlara bağlı. Biz bu konuda samimiyiz, kararlıyız. Tabii ki bölgesel konuları değerlendirdik. Özellikle Suriye'yi, İdlib'i ve diğer konularında değerlendirme fırsatı bulduk. Ve bu toplantıdan sonra İstanbul'a uçakla da beraber gideceğiz. Her bir saniyemizi değerlendirdik. Cumhurbaşkanlığı, meclis başkanlığıyla görüşmeler arasında arabalarda da yine çalıştık. Yoğun bir gündemimizi bekliyor. Yarın öğleye kadar non-stop çalışacağız. Ben bu duygularla Heiko Maas'a hoş geldin diyerek sözü kendisine bırakıyorum. Daha sonra sorularınız varsa onları cevaplamak isteriz. Heiko hoş geldin. Willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank für den freundlichen Empfang hier in Ankara. Für mich ist das als Außenminister der erste Besuch in der Türkei, aber nur als Außenminister der erste Besuch in der Türkei. Und es ist für mich ein überaus wichtiger Besuch.
Denn die Türkei ist für Deutschland deutlich mehr als nur ein Nachbar. In Deutschland leben mehr als 3 Millionen türkischstämmige Menschen, die unsere Kultur bereichern und uns mit zusammenschmieden, auch über politische Fragen hinaus. Wir haben enge Wirtschaftsbeziehungen, die Tausenden von Menschen in unseren beiden Ländern Arbeit gibt. Und wir sind Partner in der NATO. Also wir wissen, in vielen internationalen Fragen können wir und sollen wir eng zusammenarbeiten. Deshalb haben wir in Deutschland, die deutsche Bundesregierung, ein strategisches Interesse daran, unsere Beziehungen konstruktiv zu gestalten. Und das heißt, wir wollen unsere Beziehungen zur Türkei wieder verbessern. Auch deshalb haben wir unter anderem einen strategischen Dialog zwischen den Außenministern vereinbart, der ein Teil dieser Verbesserung sein soll. Die Türkei ist fest im europäischen Bündnissystem verankert. Sie ist Mitglied bzw. Teilnehmerstaat von NATO, OSZE und Europarat. Und das bedeutet, sie hat sich zu einer Vielzahl internationaler Standards verpflichtet, die Richtschnur für die Türkei sind und die Türkei auch weiter in Richtung Europa entwickelt, so wie das die Türkei für sich selber vornimmt. Es ist kein Geheimnis, dass es im deutsch-türkischen Verhältnis in den letzten Jahren viele Irritationen gegeben hat. Darüber haben wir heute hier auch in aller Offenheit gesprochen. Auch das gehört zu einem solchen Besuch. Viel Raum nehmen auch die internationalen Themen ein, besonders die Lage in Syrien. Wir werden weiter alles versuchen, um eine weitere Zuspitzung der Lage zu verhindern und vor allen Dingen unsere Gespräche fortsetzen und unsere türkischen Partner bei ihren Bemühungen auch diese Woche in Teheran unterstützen, denn ich glaube, innerhalb der Staaten, der internationalen Staatengemeinschaft schauen ganz viele auf die Türkei, weil die Türkei im Rahmen der Gespräche, die dieser Tage anstehen, vielleicht mehr Möglichkeiten hat als andere, auf diese kritische Situation noch einmal einzuwirken. Über Mifflin, es ist gut, dass wir unsere Gespräche auch noch gleich fortsetzen können. Morgen sind wir dann in Istanbul, um gemeinsam das 150-jährige Bestehen der deutschen Schule zu feiern. Das ist ein wichtiges Symbol. Gerade die Schulen sind eine besondere Investition in die Zukunft unserer Beziehungen und sie zeigen uns, auch jenseits politischer Fragen verbinden uns tiefe, gewachsene menschliche Beziehungen. Das ist das Fundament unserer Partnerschaft und darauf wollen wir in Zukunft weiter aufbauen. Schönen Dank. Ja. Ich habe für Funke Medien eine Frage an Außenminister Çavuşoğlu zum Gipfel in Teheran am Freitag. Herr Minister, wie will Präsident Erdogan auf Wladimir Putin einwirken, um eine rabiate Militäraktion in Idlib zu verhindern? Denn nur so kann eine große Flüchtlingswelle vermieden werden, die ja weder im Interesse der Türkei noch Deutschlands ist. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Biz İdlib'e yönelik saldırı olasılığı ortaya çıktığı günden bu yana esasen yoğun çaba sarf ediyoruz. Yani rejimin ateşkesi ihlal etmesini engellemek ve İdlib'e yönelik saldırıları durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Zaten Astana sürecinin de amaçlarından bir tanesi buydu. Astana'da imzaladığımız bir anlaşmayla 4 tane gerginliği azaltıcı bölge belirledi. Bunlardan şu anda son kalanı İdlib oldu. Maalesef Dara olsun, Homs olsun, Doğu Kut olsun bunların hepsi bir bir gitti. Şimdi rejimin İdlib'e saldırma istediği ve burayı ele geçirmek istediği açık. Ama rejimin garantörleri var. Rusya ve İran. Dolayısıyla Rusya ile ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz. Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla beraber Moskova'ya gittik. Hem muhataplarımızla görüştük, hem Sayın Putin'e, Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarını ilettik.
Daha sonra askerlerimiz arasında istihbarat, bizim bakanlığımız da katıldı, istihbaratımız da katıldı, toplantılar oldu. Yine İran Dışişleri Bakanı geçtiğimiz hafta Ankara'daydı. Ve bu ziyarette de yine İdlib'i konuştuk, ağırlıklı olarak. Maalesef dünden bu yana saldırılar oldu. Burada hiç kimse kimseyi kandırmaz. Yani buradaki radikal grupların buradan çıkması gerektiği ya da bunların ayrıştırılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Ama bu saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmektir. Bu ciddi bir risk taşıyor. Yani her bakımdan bir felaket olur. Güvenlik bakımından da insani bakımından. Bu radikal gruplar, terörist gruplar Türkiye tarafından buraya getirildi. Bu gruplara karşıysak o zaman Halep'ten, Doğu Kuta'dan, Humus'tan hatta Güney'den bu terörist grupları niye İdlib'e getirdik? Ya da koridor açarak onların silahlarıyla beraber niye buraya gelmesine itibaren? Başından beri plan belliydi. Bu gruplar buraya gidecek, sonra bunların burada bulunmasını bahane ederek burayı ele geçirmek için saldıracak. Diğer taraftan yine bu üçlü formatta çabalarımızı baltalamak isteyenler ve burada varılacak bir mutabakatı engellemek isteyen bazı grupların da bazı hatta ülkelerin de provokasyon içinde olduğunu görüyoruz. Biz burada Almanya ile Suriye konusunda diğer konularda hep aynı yerde durduk ve görüşlerimiz, pozisyonlarımız örtüştü. Ve Almanya'nın şu süreçte gösterdiği samimi tavırda takdire şayan ve verdiği destek de önemlidir. Burada tabii biz Astana'da bu konuyu gündeme getireceğiz. Ve bu zirvede İdlib'le ilgili özellikle ihlalin engellenmesi ile ilgili bir karar çıkması için de çaba sarf edeceğiz. Ve çabalarımızı iki ülke düzeyinde de devam ettireceğiz, güçlü formatta da devam ettireceğiz. Ama bu sadece Türkiye'nin meselesi değil, bu dünyanın bir meselesidir. Güvenlik bakımından, insani bakımından herkesin bu konuda net tavır sergilemesi gerekiyor. Ve özellikle de müttefiklerimizden bu anlamda somut adımlar bakımından da destek bekliyoruz. İzninizle iki soru soracağım bağlantılı bir şekildeydi bu konuya ilişkin olarak. İdlib konusunda az önce siz de söylediniz, ihlalin engellenmesi için çaba sarf edeceğiz dediniz. Öncelikle bu saldırının Tahran zirvesi öncesinde gerçekleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu çaba sarf edeceğiniz dediğiniz başlıklar somut olarak nedir? Yani Türkiye Tahran zirvesine masada neyle gidecek bu noktadan sonra? Ve temaslar olduğunu söylediniz ama biraz geçmişe dönük temaslarda bu saldırının ardından Rusya'yla herhangi bir temas gerçekleştirildi mi Sayın Bakan? İzninizle devamında da her iki bakanı bir daha sormak 10 istiyorum. 10 tane soru oluyor yani zamanımız. Özür dilerim. Hızlı söyleyeceğim bir tane. Göç konusu, olası bir göç konusunda Türkiye'nin nasıl hazırlıkları var? Sayın Konuk Bakan da az önce insani felaketten endişeliyiz ifadesini kullandı. Olası bir göç dalgasında özellikle bu konuda Almanya ve Avrupa Birliği taşın altına elini koyacak mı? Nasıl adımlar planlanıyor? Teşekkürler. Elbette bu saldırıların önlenmesi için temaslarımızın olduğunu söyledik. Biraz önce de söyledik. Ve saldırıdan sonra da yine zaten ilgili kurumlarımız arasında temaslar oldu ve bu saldırıların yanlış olduğunu biz net bir şekilde Rusya'ya ilettik. Şimdi burada öncelikle bu saldırının engellenmesi gerekiyor. Yani buna odaklanmamız gerekiyor. Ve İdlib çatışmasızlık bölgesinin korunması gerekiyor. Burada 3,5 milyon insan var. Eğer burada mesele radikal terörist gruplar ise o zaman bu radikal gruplara, terörist gruplara yönelik ortak strateji belirlememiz lazım. Zaten strateji de belli, sonuç olarak. Ve ılımlı insanlarla bu grupları varsa karıştığı yerler bazı yerde ayrı ayrı. Bunları ayrı etmemiz lazım. Biz bu konuda Türkiye olarak çok çaba sarf ettik. Yani dert bu gruplar ise bu grupları etkisiz hale getirmek için birlikte çalışılabilir. Yani bunun çözümü hiç ayrı etmeksizin İdlib'in her tarafını bombalamak değildir, saldırmak değildir. Ve özellikle bu Astana formatında ya da Soçi formatında Tahran zirvesinden önce yapılmasını da hiç doğru buluyoruz. Eğer bu saldırılarla hani bir baskı oluşturmak istiyorsa bu da yapılır. Bizim amacımız bir taraftan
bu gerginliği azaltmak ve ateşkesi sürdürülebilir hale getirmek, muhalefet ve rejim arasında güven artırıcı adımların atılmasını devam ettirmek ve bu sayede de Anayasa Komisyonu içinde listeler verildi, Anayasa Komisyonu'nun kurulması ve çalışmasını sağlamak ve siyasi bir çözüme doğru adımlar atmak. Aksi takdirde biraz önce söyledim, 3,5 milyon var. Kaç milyonu Türkiye'ye gelebilir? Siz dediniz 2 milyon, belki daha fazla gelebilir. Peki bu teröristler de nereye gidecek? Bunlar Türkiye'ye de gelebilir. Geldikleri ülkelere dönebilirler, yabancı terörist savaşçılar. Başka transit ülkede de gidebilirler, Avrupa'ya gidebilir, ötesine de gidebilir. Yani her bakımdan ciddi problem olur. İnsani konuda bizim hassasiyetimiz ortada. Bugüne kadar çok destek almasak da Türkiye'de, Türkiye'ye gelen Suriyeli ve Iraklı mültecilere ev sahipliği yaptık. Avrupa Birliği ile bu külfet paylaşımı ile ilgili biliyorsunuz göç anlaşmamız var. Sadece külfetle ilgili değil ama kaçak göçün azaltılması, gönüllü yerleşim vesaire kapsamı belli zaten. Bu konuda tabii işbirliğimiz var ama bu yetersiz. Çünkü bu insanlara daha fazlasını verebilmemiz lazım. Biz şimdi güvenli bölge dediğimiz bazı alanlara gönüllü olarak Suriyelileri dönmesini sağlamak için çalışırken ilave 2 milyon mültecinin nereye gideceği belli olmaz. Dolayısıyla bu konuda da Birleşmiş Milletler başta olmak üzere mülteciler yüksek komiserliği olsun, uluslararası göç örgütü olsun, Avrupa Birliği olsun bu konulara verenlere, örgütlerle ve ülkelerle de işbirliği yapmak durumundayız. Ama arzumuz tabii bu saldırıların önlenmesidir. Moment geht es vor allen Dingen darum, die humanitäre Katastrophe Idlib zu verhindern. Mifflin hat die Zahlen genannt, über 2 Millionen Menschen in Behausungen, nicht geschützt, viele Kinder, Jugendliche. Deshalb versucht jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten auf die Konfliktparteien einzuwirken und das gilt insbesondere für Russland. Es ist eben nicht zu großflächigen Bombardements kommt und eben nicht zu dieser humanitären Katastrophe. Allerdings ist Deutschland auch bereit, für den Fall, dass wir uns doch damit auseinandersetzen müssen, dass es dort Kämpfe auf breiter Front gibt, sein humanitäres Engagement noch einmal zu verstärken. Und deshalb werden wir auch mit dem türkischen Partner im Gespräch bleiben, weil sich möglicherweise dann auch Fragen stellen, wie man den humanitären Zugang gewährleistet und dann werden wir auch darauf angewiesen, dass wir entsprechende Unterstützung aus der Türkei bekämen. Also insofern bei der Verhinderung der humanitären Katastrophe, aber auch präventiv dabei, sich darauf einzustellen, dass wir Menschen helfen müssen, die aus Idlib fliehen, ist die Türkei für uns ein wichtiger Gesprächspartner. Michael Thumann von der Zeit. Ich habe eine Frage, was die bereits erwähnte Normalisierung zwischen Deutschland und der Türkei angeht. Es sind ja in der Türkei weiterhin 7 deutsche Staatsbürger aus ungeklärten Umständen inhaftiert, die Prozesse noch nicht begonnen. Meine Frage an Außenminister Maas ist, ist die Freilassung dieser deutschen Staatsbürger Voraussetzung für die Normalisierung und Außenminister Çavuşoğlu, die Frage, wann kommt Bewegung, wann beginnt ein Prozess bzw. wann folgt die Freilassung? Wir haben darüber gesprochen, und zwar in aller Offenheit, wie sich das für ein solches Treffen auch gehört. Wir haben vereinbart, dass wir darüber weiter in Kontakt bleiben und das wird auch sinnvoll und notwendig sein. Bizim de konsolosluk konularında gündeme getirdiğimiz konular var. FETÖ konusu olsun, PKK konusu vesaire. Bunları zaten kendi aramızda görüşüyoruz. Görüşmeye de devam edeceğiz. Ama normalleştirmek için ilişkileri de her alanda yine çalışmaya devam edeceğiz.